Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çatal kaşıklarımızı nasıl pırıl pırıl parlatırız onu göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, öncelikle bir kaşıkları şöyle göstereyim. Biraz böyle mat. Şimdi bunları tencerenin içerisine dolduruyoruz. Şöyle. İçerisine su dolduruyoruz. Şöyle su dolduruyoruz arkadaşlar. Biraz daha geçerlidir. Şöyle ocağın altını açıyorum. Suyun ısınmasını bekliyorum. Ben akşam denedim arkadaşlar. Birkaç tane kaşıklar denedim. Birazdan göstereceğim yöntemle. Gerçekten çok işe yarıyor, çok da parlatıyor. Siz de denerseniz evde farkını görürsünüz. Şöyle alüminyum folyo arkadaşlar. Şöyle küçük küçük yapıyoruz. Şöyle takıyoruz böyle. Evde deneyin. Gerçekten işe yarıyor arkadaşlar. Ben akşam denedim. Denediğim için zaten böyle bir video paylaştım sizlerle. Evet, şöyle 3 tane yeterli. Şimdi su kaynadıktan sonra bunları da suyun içine atacağız. Şimdi bunları folyolar içine atıyoruz arkadaşlar. Üzerine bolca karbonat döküyoruz. Bunun içerisine sakın limon tuzu karıştırmayın. Limon tuzu daha da karartır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bazılar limon tuzuyla karbonatından şey yapıyor. Limon tuzu daha da karartır. Şöyle bolca atalım. Kalmadı zaten. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar matlaşmış gümüşleriniz varsa bunun içerisine atın, pırıl pırıl olur. Gümüşü de çok beyazlatıyor. Pırıl pırıl yapıyor. Yani gümüşleriniz de bu yöntemle parlatabilirsiniz. Çok güzel parlatıyor. Bu alüminyum folyonun üzerindeki parlaklık suya karışıp kaşıkları parlatıyor mu anlamadım ama ben de bir yerde gördüm böyle. Akşamdan dedim bir deneyim. Dedim gerçekten de çok güzel parlatıyor. Bu folyolardan mı bilmiyorum. Söylediğim gibi ben de başka bir yerde gördüm. Ne alaka dedim. Ama gerçekten işe yarıyor, parlatıyor. Gümüşler de çok güzel parlatıyor. Gümüşleriniz varsa bu yöntemle pırıl pırıl edin arkadaşlar. Folyoları karıştırınca acayip bir şekilde köpürüyor. Şöyle gördüğünüz gibi öyle köpürüyor ki folyolar. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel parlatıyor. Yani siz de evde deneyin. Farkı görürsünüz arkadaşlar. Bu folyolardan galiba. Şöyle oksitler de kenarlara vurdu. Bunun yüzündeki parlaklık dediğim gibi suya karışıp ondan mı kaşıkları parlatıyor anlamadım. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bak nasıl köpürüyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Acayip bir şekilde köpürüyor.
Demek ki bunun yüzündeki parlaklık suya karışıyor. Kaşıkları böyle parlatıyor, gümüşleri falan. Acayip bir şekilde köpürüyor. Şuna bak. Şunlar matlaştı. Öbür kocaman. Şimdi altını kapatıyorum. Şunlar bayağı matlaştılar. Şöyle gördüğünüz gibi karardılar. Şimdi kapatıyorum altını. Şöyle kenara alacağım arkadaşlar. Şimdi suyu dökeceğim arkadaşlar. Bismillah. Yani lavabonun gideri de açılır. Temizlenir. Gerçekten çok güzel parladı arkadaşlar. Şöyle bulaşık tableti arkadaşlar. Şimdi tekrar durulacağım. Kurulayacağım. Bir de arkadaşlar kaşıkları, çatalları böyle kurulamadan kaldırırsanız o da matlaşmasına, kireçlenmesine, sararmasına, paslanmasına neden olur. Göstereyim arkadaşlar. Size görün şöyle. Gerçekten çok güzel parlatıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl oldular. Siz de bu yöntemi deneyin. Göreceksiniz çok temizlenecek. Bir de arkadaşlar gümüşlerinizi bu yöntemle parlatabilirsiniz. Videom bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.